Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad halaknal insane fi ahseni takvim summa radadnahu asfale safilin ilellezine amenu ve amilussalihat ila ahiril ayet. 23. sözden 323, öyle mi Resul? Evet. 3. nükte mi? Evet. Evet, şimdi seni dinliyorum. Ama o şeyde aynı manada değiliz ha. Namazın manasıyla, ibadeti manası. Arada fark var da şu manada, yani birinci nüktede sanki orada tafsir şey yapıyor, yani icmal veriyor, bir noktayı nazar veriyor, ondan sonra diğer nüktelerde onu daha da tafsiratlı açıyor. Ben de öyle biliyordum. Mesela namazın manası Cenab-ı Hakk'ı takdis, tesbih, takdis, tazim, şükürdür. Subhanallah, elhamdülillah. Orada da tesbihin sıralamasını yapıyor aynı zamanda. Elhamdülillah'ı sonuna koymuş. Yani birinci, o üç tane kelimenin mealini veriyor birinci nüktede. Zahirde ama İkinci nüktede daha tafsilatlı, üçüncü nüktede daha da farklı cihetlerden nazar alıyor namazı. Mesela 11. sözdeki o salat bahsinde daha tafsilatlı cihetten nazar alıyor. Üç tane muamma diyor ya, insan rumuzu, iftihat hikayetim de salatın rumuzu diyor. Orada mesela tazim diyor ya, mesela o 5. nüktedeyse, namazın bahsindeki 5. nüktedeyse tazim ne demek? İşte Subhane Rabbiyel A'la'da, Subhane Rabbiyel Azim'de, işte kıyamda neler hissedilecek, nasıl, kime karşı rükûya gidiliyor, kime karşı secdeye gidiliyor diye daha tafsilde anlatıyor. Fakat onu demek istiyor Resul. Sen namazın harekatındaki, yani kıyam, secde, rükû hepsindeki manaları daha açık bir şekilde 5. nüktede anlatıyor. Ben bir parçasını şey yapayım. Miraç'ta bir hadise cereyan ediyor. Cebrail aleyhisselamla Levh-i Mahfuz'a kadar gittikleri zaman Peygamber aleyhisselatü vesselam beraberler daha. Ben bundan sonra bir adım da atamam. Ya Muhammed, yanarım. Dedi, var ya bir makam, orada beraberler, ondan sonra peygamber tek gidecek. Gitmeden, tam gidecekken Resulullah şöyle diyor aleyhissalatü vesselam. Yanlış anlaşılmayacak ama bu manada bir hadisi kutsi var. Bu manayı izah etmek için şey yapacağım da. Dur ya Muhammed. Rabbin salatta kıyamda kıyam ediyor diyor. Rabbin salatı kıyam, yani tam metnin cümlesi değil de, yani Rabbin salatta, yani namaz demiyor. Dur ya Muhammed. Rabbin salata kıyam ediyor mu? Böyle bir hadisi kutsi var, tamam mı? İlk defa duyuyorlar. Evet. Şimdi 9. sözdeki namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim, şükürdür. Bu beşeri anlatıyor. Yani arzda, küre-i arzda, dünyada bulunan insan üçü farklıdır. Küre-i arz kütledir. Küre-i arz. Dünya ise bu küre-i arz merkezinde alemlerin cemidir. Dünya. Öyle. Merkez. He. Küre-i arz kütledir. Dünya ise kütle değil. Alemlerin cemi tarafıdır. Yani birbirinin üzerine bindirilmiş alemler. 18 bin alem.
Yani mesela bu hava. Ama havada olup havayla alakası olmayan radyo dalgaları, televizyon dalgaları, bir sürü dalgalar var değil mi? Yani küre yaz kütledir. Vücudu haricidir. Dünya ise kütle değildir. Dünya da bir nefistir diyor Üstad. 26. lemada. O da ölecek diyor dirilmek üzere. Şimdi bir insan var, kainat-ı suğra, bir de insan-ı ekber var, şeceri hilkat. Dokuzuncu sözdeki namazın manası, küre-i arzda, dünyada bulunan insanın namazı. İkinci nüktede ki ibadeti manası ise şeceri hilkat olan büyük insanın namazı. Çünkü Miraç'ta da Arş-ı Azam'a kadar cesediyle gitti. Ondan sonra Cebel'in gidemedi artık. Ondan sonraki orada da bir namaz var değil mi yani Cenab-ı Hak'ta? Şimdi Cebrail'i de gene cesediyle geçti. Ama ceset, cismaniyet derken ceset değil bu. Cismaniyet diyor. Ceset başka bir şey, cismaniyet başka bir şey. Ceset başka bir şey, cismaniyet başka bir şey. Cesediyle arşa kadar, cismaniyetiyle Kab-ı Kavsen'e kadar. Şimdi inşallah Tepecik'te bu akşam onu yapacağım, onu düşünüyorum. Ve şey yapabilirsin. Cinsizde bir faaliyet var. Yani faaliyeti fark etmek var. Hani ibadetin maksat diyor. Yani insanın acizini, fakirini Cenab-ı Hakk'a iltica etmesidir diyor. Evet. Acizini, fakirini bilip Cenab-ı Hakk'a iltica etmesidir. İkinci nüktede yani orada Kudret-i Samedaniye'nin rahmeti ilahiyenin önünde diz çöküp diyor. Yani böyle rahmetiyle Kudret-i Rabbani'yi görüyor ki onun karşısına karşı ibadete duruyor. Yani bu birinci hal ile hallanan bir insanın büyük bir insana inkılabı var. Yani elfu elfi salatı ve elfu elfi selamun aleyke ya Resulallah. Gece aleminde ben o aleme girdim diyor. Ve ondan sonra diyor kainat diyor ve insanlar o kadar küçüldüler ki nazarımda gözükmeyecek kadar küçüldüler. Tek bir şahsiyeti Muhammediye gördüm diyor. Şeceri hilkat. Şualarda, şualarımı getirir misin şey Yasin sana zahmet. Şualar mı? Yeni külliyat değil eski benim. Şualar. Orada diyor ki mesela kainat için şeceri hilkat için demiyor. İsrafil bir insan, bir ceset. Yani şunu demek istiyorum. Birinci nüktedeki o namazın manası şeceri hilkat büyük insana inkılap ediyor. Büyük insan yani birincisindeki namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim, şükür. Bu çekirdek büyük şeye inkılap ediyor. Büyük insana inkılap ediyor. Şuraya bakın. Ya külliyat garip. Beni yaratan Allah'a yemin ederim ki yalana yemin olmaz. Her geçen gün Risale-i Nur'a hayretim artıyor. Beraber okuduk değil mi arabayla gelirken? Beraber arabada hani medrese-i seyyare olsun diye. Yani hayret hayret hepimiz, ikimiz de, üçümüz de. Hani her gün hayret ediyorum yani. Sana bak. Şimdi yukarıda çalışıyorum namazın manası ile. Namazın manası, ibadetin manası. Allah Allah. Bak şu. Kaçıncı şuadaydı ya kafam zaten. Dördüncü şuada. O İsrafil misal var ya İsrafil. Dördüncü misal şeydi. İkinci şua mıydı? Resul. Şu 2-2. 2-2. Aa şurada. 11. 11 mi? Bir daha bakayım. Ha. 13. Sır-ı vahdet ile bak, sır-ı vahdet ile vahdet saltanatın birliği, şahıs yok burada. Vahdette şahıs yok.
sistemin birliği, 18 bin alemin birliği. Sır vahdet ile, yani böyle içini doldurup da okuyunca gözüküyor. Yani sen vahdette Allah'ın birliğini dersen olmuyor işte. Vahidiyet, şahsın birliği. Yani bu sistemin sahibi vahidiyet. Vahdet ise sistem, yani farklı olan sistemin, yani 18 bin alem hepsi farklı. Dünyada da öyle, güneş, toprak, hava, su, şunlar bunlar. Farklı ya. Evet, bu farklı parçaların ama işlevi bir. Sistem bir. Vahdet. Bu sistem, saltanat, yani sistemin sahibine vahidiyet denilir. Vahdet sahibi olan zat. Vahidiyet, tamam mı? Şimdi sır vahdet ile kainat öyle cisim, kainat deyince hemen zihniniz arşa kadar gidecek. Şecer-i hikatın tamamı değil. Arşa kadar, cenneti de içine alıyor. Sır vahdet ile kainat öyle cisim, cismani bir melaike hükmünde olur ki, yani 18 bin alemin kainatı. Ama bir de şecer-i hilkat daha camidir, unutmayın. Şecer-i hilkat, ne var ondan hariç, kainattan hariç şu var. Kainat arşa kadardır. Şecer-i hilkat artısı ne var? Arş var, artı lef-i mahfuz var, artı arş-ı azam var, artı kab-ı kavse. Bu da dahil olursa şecer-i hilkat olur. Şecer-i hilkat daha camidir. Mesela küre-i arza göre dünya daha cami. Küre-i arz kütledir. Tamam. Neyse. Sır-ı vahdet ile kainat öyle cisim ve cismani bir melaike hükmünde olur ki mevcudatın nebileri adedince, bak sistemin birliği, zatı demiyor, bak izah ediyor. Mevcudatın nebileri adedince yüz binler başlı. Ve her başında o nevide bulunan fertlerin sayısınca yüz binler ağız. Ve her ağzında o ferdin cihazat ve etza ve aza ve hüceyratı, dikkat et. Her ağzında o ferdin cihazat, etza, aza ve hüceyrat miktarınca yüz binler diller ile sanini takdis ederek, iyi dinleyin burayı, burası için açtım. Sanini takdis ederek tesbihat yapan İsrafil misal, ubudiyette ulvi bir makam sahibi bir acıbe-i mahlukat iken kainat. Kainat kainat donmuş, hulasalanmış, İsrafil. İnsan ekber değil mi? İnsan ekber. İsra, yani cesedi, kainatın cesedi İsrafil. Kainatın aklı, şuuru Cebrail. Kainatın ruhu Azrail. Kainatın şuuru Mikail. 336 lemalarda diyor ki kainatı hulasası hayat. Hayatı hulasası his ve şuur. His ve şuurun hulasası akıl ve mustakil bir zatı ve cevheri olan ruh diyor. 4. Hayat, his ve şuur, akıl ve ruh. Yani böyle oturunca hepten acayip oluyor yani alemin. Yani Kur'an'da da böyle yapmış ya usta. Cenab-ı Hak seyitir. Şimdi büyük insan İsrafil. Bunun ubudiyetinden bahsediyor işte. Ama bu büyük insana inkılap etmen için küçük insan işletilmesi lazım. Küçük insan birinci nüktede namazın manası ile. Ben diyor yatsı namazında diyor. Yatsı namazında o aleme girdim diyor. Ha, yatsı namazı namazdır. O aleme girince ibadete giriyor. Kainatın ibadetine giriyor. İşte o yeri, o manayı ortaya koyarsan ibadetlerinde hiçbir ubudiyet oluyor abi. Çünkü ubudiyetin sırrını ibadetteki manayla ortaya koyuyor. Çünkü bunu mektubatta diyor ya, ubudiyetin sırrı esası. Ubudiyetin sırrı esası olan ibadet. Burada sırrı esasını derken bak. Sırrı esası niyaz, şükür, tazarruh, huşu, alfar. Halktan istina cihetiyle o hakikatin kemaline mazhar olur. Çünkü ubudiyet emri ilahi diyor. Nerede? Kaçın sayfa o?
455 mektubat abi. Ve o nadayın mı? Na şeyinde mi? Yok abi ya. 8. telbihat. Ha selviyat. Telbihat etiyse de. Ha. İbadet emri ilahi eğer oradan istenen manayı ortaya koyarsa o zaman ubudiyetin sırrını ortaya koymuş oluyor abi. Ubudiyetin sırrını koyuyor. Çünkü ubudiyet ibadet değildir. İbadet ayrıdır. Ubudiyet, ubudiyetin esas temelinde iç, kargas düşünün. Ubudiyetin içinde ibadet var ve namaz var. Ubudiyet, Allah ve mahluk. Yani aç, fark, noksan, kusurun bilmek var ya insan. Hani kusurunu bilmek. Kaf tezgah oluyor. Kusurunu derüte etmek. Aç ve fakr. Kaf. İşini bilmek de girer de. He? İşini bilmek. Bilme, evet. Yani tabii ki namazın manası koy tencereye, ibadetin manasını koy tencereye, karıştır, ubudiyet. Tamam. Şimdi burada ben heyecanlandıran beni şu, büyük insanın salatından bahsediyor ikinci nüktesinde. Onunla birle giriyorsun. Peki fiilen bu var mı külliyattan? Böyle bir örnek göster. 28. lemada Elfu elfi salatim ve elfu elfi selamun aleyke ya Resulallah. Şey mi getirmişsin sana da zaten? Kusura bakma. Mektubat burada. Lemalarımı getir sana. Aynen. Ben diyor yatsı namazında diyor o aleme girdim diyor. Yatsı namazında o aleme girdim diyor. Ondan sonra girince nasıl girdi? O büyük aleme, büyük insana girebilmesi için namaza girmesi lazım. Yatsı namazında girdim diyor. Yatsı namazında da girmesi de çok ilginçtir. Çünkü yatsı namazı ne demektir? Yatsı namazı, abi koy, korkma. Bak, yatsı namazı kimindir? Onu da bir göstereyim size de bakayım. Buraya not almışım da. Niçin yatsı namazında girmiş? Niye öğlen girmemiş? İyi dinleyin. İlk defa size farz kılındığı gibi namaz, diğer kavimlere farz kılındığı gibi size de kılındı. Namaz da oruç için söylüyor Kur'an'da. Geçmiş bütün ümmetlerde namaz ve oruç farz idi. Ama şekli farklıydı mesela. Ama namaz vardı. İlk defa sabah namazını kılan kim idi? Yok. Hayatı başlatan, başlamasına sebep olan Adem Aleyhisselam. İlk defa öğleyin kılan o güneş ve ayı şey yaparak İbrahim Aleyhisselam. İlk defa öğleyin namazı onda. Adem Aleyhisselam'da tekti namaz, sabah. Sonra insanlık terakki etti. Öğleyin namazını insanlığa getirdi Cenab-ı Hak. İlk defa da İbrahim'de gösterdi. Onun için bak yatsı da niye girdi? Yatsı neyi cem ediyor? İlk defa ikindiyi kılan yakışıklı peygamber. Yusuf Aleyhisselam. İlk defa ikindiyi o kılmış. İlk defa akşamı kılan zühd ehli. Tamamen her şeyde sıyrılıp yani hiçliğini bilen en zirve peygamber. Yani zühd peygamberi. İsa Aleyhisselam. Böyle çok ilginç, çok acayip bir şeyim var ona karşı da. Böyle tuhafım. İlk defa yatsıyı kılan yok. İlk defa yatsıyı kılan sert peygamber. Böyle vurduğu zaman adam ölsün diye yapmadı ama vurduğu zaman öldü adam. Musa Aleyhisselam. İlk defa selat-ı vitir kılan, hayatı mur yapan. Musa Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'dan önce gelmiyor mu? He? Musa Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'dan önce gelmiyor mu? Evet geliyor. Ondan önce geliyor ama bu aradaki fasılda mesela diyelim ki sabahı şey yapmış, İbrahim yapmış, Musa'yı ta yatsıya götürmüş. Arada hep şey koymuş mesela, öğleyin var, ikindi yok, akşam yok. Yani oradan oraya taşı koymuş. Bütünleştirmiş. İlk defa salat-ı vitri kılan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Salat-ı vitir
İlk defa Peygamberimiz diğerlerine farklı buna şey yapılmış. Şimdi bu manada yatsıyı ilk defa kılan Musa aleyhisselam, Selatü Vitri kılan Muhammed aleyhisselatü vesselam olunca Hatemen Nebi bütün hatmetmiş. O zaman şu konuşmalardan sonra şu cümleyi dinle. Bak bakalım ne manaya geliyor alemimize, ne ifade edecek. Bak sıcağı sıcağı tutalım. İlk defa yatsı Musa aleyhisselam, ilk defa Selat-ı Vitri kılan Peygamber aleyhisselatü vesselam, Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam'dır. Diyor ki, elfu elfi selatü ve elfu elfi selamun aleyke ya Resulallah cümlesi namaz tesbihatında okunurken inkişaf eden latif bir nükteyi uzaktan uzağa gördüm. Tamamını tutamadım. Fakat işaret nevinden bir iki cümlesini söyleyeceğim. Gördüm ki, anladım ki, okudum ki, idrak ettim ki değil. Gördüm ki. Gece alemi, gece aleminde gece alemdir, karanlık değildir. Gece alemi karanlık istila etti diye ayrıyetten söylüyor. Gece karanlık değil. Gece bir alemdir. Gece alemi dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. İyi dinle şimdi. Yatsı namazında hala zihnimiz orada değil mi? Yatsı namazında o aleme girdi. Bütün çünkü peygamberlerin varisi mutlak olan, Peygamber aleyhissalatü vesselamın mutlak varisi olan asıl imamı. Usta. Bütün peygamberler Peygamber aleyhissalatü vesselamın mümini. Yardımcısı da Mettubat 324 miydi? O zaman Adem aleyhisselam peygamberimizin yardımcısıydı. Hani o iptidai bir topluma öyle peygamber gönderir. Sonra en mükemmeli bu gelmiş. Yatsı namazında o aleme girdim. Yani bir şey olmadı mı sizin aleminizde? Yatsı namazında niye girdi? Niye öğlen girmedi? Değil mi yani? Şu anda alemimizde değişmedim yani. Çünkü cemül cemdir. Hatemdir ve sondur yatsı. Yatsıda sabah da vardır. Ama sabahta yatsı yoktur. Yani sondur. Çünkü yatsı namazı için şey diyor ustad. Artık dünya koptu. Kıyamet koptu. Bitti. Beşinci nüktenin sonunda yatsı işe vaktinde o manaları söylüyor. Evet. Beşinci nüktede. Namazı da beşinci nüktede. Ve beşinci nüktede hem de. Beş vakit var ya. Yatsı namazına he? Bir de bir hadis var ya şey orta namaza dikkat edin. Allah alem bu yatsı olsa. Evet yani evet ama yani bak olabiliyor. Ben daha çok şeyi çok hoşuma gidiyor. Böyle içerisindeki mana mesela orta namaz. Yapamadım mesela. Diyelim ki şey götürür kanaat veya yatsı namazında o aleme girdim. Ben şu soruyu sordum. Niçin yatsıda girdin de öğlen girmedin? Olmazdı. Hayalin fevkalade inbisatından bak mahiyet insaniyenin bütün dünya ile alakadarlığından koca dünyayı, küre arz değil, koca dünyayı o gecede bir menzil gibi gördüm. Zihayatlar ve insanlar o derece küçüldüler, görünmeyecek derecede küçüldüler. Yalnız o menzili şenlendiren ve ülfet değil haşa tobe, ünsiyetlendiren ve nurlandıran tek şahsiyeti maneviye, tek şahsiyeti maneviye Muhammediye aleyhissalatü vesselam hayale müşahede ettim. Aleyhissalatü vesselam. Müşahede etmiş. Şuhud. Şeceri hilkat. Büyük insan. Şahsiyeti. Hangisiydi? Hangi şahsiyet gördün mü? Bir de okuyayım. Orası. Şahsiyeti maneviye Muhammediye. Şeceri hilkatın diğer ismi Şahsiyet-i Muhammediye'yi. Şahsiyet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam. Şeceri hilkat. Şeceri hilkate namazda girdi. Yatside girmesinin sebebi bütün peygamberlerin hulasayı camiası ve vekili ve aslı ve hususi hulasası olan peygamberimiz ve onun da varisi olan usta. Çünkü en sonda olması lazım. Çünkü son. Ve oraya girdi. Şu anlarda da israfi misal bir ceset.
oraya giriyor. Namazla ubudiyete giriliyor. Ubudiyet işte o büyük insanın salatı. Büyük insanın, insanın namazı şeceri hilkatın salatı. Ondandır ki el falfi salatim el falfi selamin aleyke ya Resulallah. Yani şeyden haktan halka bakarken salat mıdır selam mıdır? Halka bakarken. Mesela Allah'tan halka bakarken salat mıdır, selam mıdır? Salat. He? Salat. Nerede geçiyor? Vallahi. Aç. Çok önemli. Yani Allah canibinden beşere bakışını salat mıdır, selam mıdır? Beşer canibinden Allah'a bakış salat mıdır, selam mıdır? Bu da çok kilit bir şey. Ezber olmasın diye istiyorum. Salat-ı Kübra'da namazı durdu ya Peygamber Efendimiz. Şey, Yasin kızar mısın bana? Vallahi getirseniz. Bunlar yazın hale getirmeli. Çok ehemmiyeti bunlar. Evet, doğru söylüyor. Hayır bir şey yapma. Böyle kaydetmeli. Zaten okuyayım abi yani. Oku abi. Hem Resul-i Ekrem, hem abd, hem Resul olduğundan. Hem abd ve Resul oldun bak Resul. Ubudiyet cihetiyle salat ister. Salat ister. Evet. Risalet cihetiyle selam ister ki ubudiyet halktan hakka gider. Ubudiyet halktan hakka gider. Buradan yukarı gidiyor. Yukarı gidiyor. Bu ne ister? Salat. Salat ister. Salat ne demekmiş? Rahmet manasına mı geliyor? 300 kaçıncı sayfa? Mahbubiyet ve rahmete mazhar olur. Evet. Demek ki halktan hakka yönü salat. Eğer ezber olsaydı olmazdı değil mi? Halktan halka salat demiş. Değil işte. Halktan halk. Biz Allah'a selam olmaz. Salat olur. Bu velayettir. Nübüvvettir. Risalet ise risalet yönü oku orada. 300 kaçtı? 270 abi. 270 he. Oku onu. Bunu es-salatu ifade eder. Risalet haktan halka bir elçilik. Bir dakika. Risalet haktan elini koy Allah'a ve halka bir elçiliktir. Elçiliktir ki selamet ve teslim ve memuriyetin kabul ve vazifesinin icrasına muvaffakiyet ister ki selamın lafzı onu ifade ediyor. Selam. Yani selamu aleyke ya eyyühen nebi. İlk miraca gittiği zaman ilk kim konuştu? Allah konuştu. Allah ne dedi? Esselamu aleyke ya eyyühen nebi. Peki Allah Resulü nasıl karşılık verdi ben olsaydım? Tamam ben nasıl garantiledim. Bari kimse olmazdı. Hemen genelledi. Neyi genelledi? Ya Rabbi senin selamın sana salat yapan fıtri ibadetlerini, ubudiyetlerini, namaz niyazlarını, mahlukatın, ümmetimin salatlarını Esselamu aleyhine ve ala ibadillahi salihin diye mukabele etti. Yani onun selamını ve halkın salatını, ubudiyetini takdim etti. Demek ki halktan hakka selam olmaz. Salat olur. Çünkü bu nübüvvettir, velayettir. Halktan, pergeli Allah'ın oraya koy. Allah'tan halka bakan risalettir, selamdır. Risalet, ubudiyeti iktiza eder. Beşeriyet, namazı iktiza eder. Namaz, halktan hakka karşı bir duruştur, salattır. İbadet ise, ibadeti manası ikinci nükte, dokuzuncu sözde, hak Allah canibine, elini oraya koyacaksın ki ezber olmasın, pergeli oraya koy, Allah canibine koy pergeli, halka
bakan yönüne selam ki ubudiyetin manası o. Dokunsun. Selam. Ve içerisinde üç tane yapı var ibadette. Namazda da üç tane var. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tenzih, tazim, şükür. Ubudiyetin ise abd şeyin Cenab-ı Hakk'ın rububiyet-i ilahiye karşı, kudret-i samedaniyesine karşı bir de rahmet-i ilahi, rububiyetin rahmet cananı. Yani bir rububiyeti rububiyetin kemalatına, iki rububiyetin cemaline, oradan okuyalım. Bak şu. Bir, kemali rububiyetine, iki, kudret-i samedaniyenin, üç, rahmet-i ilahiye önünde hayret ve muhabbet edilmiş. Üç tane yapı var. Bir tane kemali rububiyet, iki, kudret-i samedaniye, üç, rahmet-i ilahiye. İçerisini taşıyor, bunu taşıyor. Ha, şimdi kardeş, bu da Risale tarafını taşıyor. Yani bu ibadeti olan Risalet canibine giriyor. Yani büyük insan oluyor. Eğer namaz, namazı ile biz en azından bu ders ne işimize yarayacak? Ne işimize yarayacak? Ha, namaz en azından fikredersek, namaz da biz ibadeti manasını taşırsa büyük insanlaşıyoruz. Büyük insan oluyor. Kafası, takkesi, kabu kavsey. Ayağı, atom. Bu ikisi arasında, yani kabu kavseyle dünya, küre arz arasında 18 bin alem ya, işte bir kul, abd, namaza durduğu zaman, ibadetiyle büyük insan oluyor. Büyük insan oluyor. Şeceri hilkat. İnbisat ediyor. La hayalim diyor. İnbisat etti. Hiç kimseyi görmedim diyor. Bir tane bir şey var diyor. Şahsiyet-i Muhammediye. Şahsiyet-i Muhammediye bir beşeriyeti zannetmeyin. O Şahsiyet-i Muhammediye ismi açılsa, bu çekirdek açılsa, ağaç olsa çekirdek, kainat olacak. Şahsiyet-i Muhammediye demek, şeceri hilkat demektir. Tamam. Şimdi namazıyla büyük insana giriyor. Büyük insan oluyor. Büyük insan olunca salat oluyor. Küçük insan olunca namaz oluyor. Salat-ı Kübra'da. Salat-ı Kübra namaz değil yani. Namazla salata giriyorsun. Yani şeceri hilkat. Takkem, kabu kavseyn. Ayağım, seccade, atom. İkisi arasında, tamam mı? Düşünen, lef-i mahfuz. Ruh eden, arş-ı azam. Hayat, arş. Bunu onaylayan şuur, kürs. Tamam mı? Allahu Ekber. Bütün alemini kılıyor işte. Giriyor yani. Ustad onun için giremedi. Yani namazda Sungur abi anlatıyor. Hatırasında ben bizzat Fındık Sade'de Üçte abi anlattım. Anlatırken dinliyordum. Durdu diyor. Üç defa. Durdu. Oturun dedi. Girmedi. Seçadı da Ben orada anlatırken duydum. Ondan sonra otur. Otur. Hiç ses yok. Ustad bir anda heyecanla kalktı, seccadeye durdu Fatih. Tekrar. Ya yapmadı değil mi? Oturdu. Biz de oturduk dedi. Üçüncü kez. Demek ki o kemal-i rububiyet, kudret-i samedaniye, bir de kemal-i rahmet miydi? Rahmet-i ilahiye. Üçüncü demek ki. Kalktı tekrar üçüncü kez oluyor. Allahu Ekber diye girdi. Yani namazı ile salata girdi. Acaba neler hissediyor? Neler? Bir de şey var ya sana bu 16. sürede 4 tane nükte var ya. 4 şua var. He 16. sürede. Yani bir nevi Cenab-ı Hakk'ın ehadiyeti zatesini anlatan. O 3 tane şuayı anlattıkken 4. şuada
namaz diyor. Yani bir nevi huzura kabulüm olan namaz diyor. Yani ya. Cenab-ı Hakk'ın ehadiyeti zatiyesini orada izah ettikten sonra buna karşı nasıl bir icraatla mukabele edecek insan? Evet. Namazlar ki. Dördüncü şurada namaz diyor. Evet. Yani Miraç hükmündeki namazım diyor. Bir de bak bir nebze mi diyor? Huzura kabulün olan namaz ile bir şey diyor. Evet abi. Bir nevi huzur ha. Bir nevi huzura Miraç hükmünde olan namazın hakikati sabık temsilde bir nevi olacak. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile. Evet. Oku. Bir Zat-ı Zülcelal'ın mabudu Cemil-i Zülcelal'ın huzuruna kabulündür. Bir kabul. Yani ilk başta bir nevi diyor. Bir Heh. Nevi Miraç hükmünde olan namazın hakikati. Heh. Şimdi bak. Namaza duracağız. Daha durmadık. Beşeriz. Tamam mı? Beşeriz. Ruhumuz var. İn aşağıya kalbimiz var. Dört tane şey olacak. Ruhumuz var. Kalbimiz var. Dimağımız var. Cesedimiz var. İşaretleyeceğiz da söylüyor. Tamam mı? Şimdi bununla namaz kılacağız daha. Eğer bir ruh daha namaz ezan okunduğu zaman bizim elimizde değil. Ruh hemen boyut veriyor. Ruh herkeste. Ruhlar gidiyor. Kopmuyor. İnbisat ediyor. Onaylanan ruhlar namaz durabiliyor. Onaylanmayanlar duramazlar. Çünkü bir nevi huzura kabulün olan namaz ile. Bak bir nevi huzura kabulün olan namaz. Kabul edildi mi? Huzura kabul edilen kimdir? Namaza durabilendir. Abi ama şöyle diyor vesvese yaptım. Karışma kardeşim onlarla uğraşma. Namaza durabildin mi kardeşim? Duramazsın. Çok zordur duramazsın. Ha, müjdedir yani bu. Bir nevi huzura kabulün olan, kabul edilmişsin ruh, namaz ile. Ha. Şimdi ustad ne yaptı? Allahu Ekber diye büyük insana girdi. İnsan Ekber. Salat-ı Kübra'da. O zaman bütün alem, bütün alemin Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini, kudret-i samedaniyesini ve rahmet ilahiyesini ifade eden manada Rabbin salatta kıyam ediyor ya Muhammed dur. Yani Rab rububiyet. Bizim bir o mahiyeti zatiye değil. Allah'taki isim var ya Rab. Ulazı bir Rabbin naz. Rab. Melikin naz. İlahi naz. O Rab olan Allah kaina şecere-i hilkat üç sıfatıyla Rab esma bütünü sıfata, sıfat bütünlüğü, şunata, şunat bütünlüğü, mahiyeti zatiye kemerbeste ubudiyet de gösteriyorlar. Bunu 146 Mesnevi'nin yüreğinde de söylüyor. Yani oraya giriyor. Bu salat, rahmet manasında beşer canibinden Allah canibinedir. Selam ise risalet canibini anlatır. Allah yönüyle beşere bakıştır. Selamdır. Namaz, beşeriyetin ruhu, kalbi, dimağı, beden bütünlüğü dört tane gelirse ruh daha namaz ezan vakti oldu. Sen ister çalış ise çalışma. Sen haberin yok. Ruh hemen. Peki delili nedir? Namaz vakti geçince sıkılıyorsun. Niçin böyle namaz kıldıktan sonra hele yatsı namazında. Öyle bu kadar acayip bir şey. Çünkü niye biliyor musun? Erva-ı habise, şeytan ve cinler ve erva-ı habiselerin en azgın, musallat olmaz saatleri akşamdan sonradır. Allah Resulü'nün hadisi var biliyorsunuz. Çocukları diyor şeytanın ortak olmaması için diyor. Akşam namazından önce alın eve ve besmeleyle kapıyı kapattın. Allah bölmüş. Gece onların, gündüz bizim. Ondan da yatsı namazı zor olur. Çünkü bütün hepsi hücum ediyor. Bütün her şeyi. Çünkü biz onun alemi, bizde de var numuneleri. 18 bin alem ya. Onun için çok zordur. Geçir bakalım bak ne oluyor. Peki. Şunu da söyleyeyim keseceğim. Gerçi şeyimize girmedik. Bir ruh namaza doymuşsa, sünger suyu emebiliyorsa içinde su yoktur demektir. Eğer ememiyorsa içinde su var. Bir ruh namaza doymuşsa, namaza ünsiyet etmişse, ülfet değil haşa tobe,
ünsiyet. Bir ruh namaza ünsiyet ettiğine delil şudur. Namaz vakti girdiği halde sıkılmasıdır. Yani kılmadıkça, kılmadıkça, kılmadıkça ruh sıkılır. Bu müjdeler olsun o ruha, namaza ünsiyet etmiştir. Namazı istiyor. Eğer bir ruh namaz vakti girdiği halde namaz kılamamaktan sıkılmıyorsa, veil olsun o ruha ki namazla ruh alakası yok. Ruh hiç şey öldü demeyeyim, yok yani. Huzura kabul edilmemiş o ruh. Abi o zaman benim ne suçum var? Men yaşa. Allah'ın ruhunu, senin ruhunu kabul edebilmesi için Allah'ın rızası lazım. Allah'ın rızası demek Allah'ın emrettiği gibi yaşayanın üzerinedir Allah'ın rızası. Allah kime isterse hidayet verir. İstemek ne demektir? Hidayettir. Hidayet ne demektir? Sadakattır. Allah diyor ki benim hidayetimi mi istiyorsunuz? Benim rızamı mı istiyorsunuz? Evet. Habibime uyun. İn küntüm tuhubun Allah fettebiyonu yuhbibkum Allah. Benim rızamı mı istiyorsunuz? Men yaşa. Benim hidayetimi, namazımı, namazı onayla, ruhunuzu onaylamam mı istiyorsunuz? Evet. Habibime ittiba edin. İşte hepimize müjde şudur. Çok uğraştığım için söylüyorum, hulasa ediyorum dersi. Bir ruh namaza ünsiyet etmişse, ünsiyeti haktır. Bu benim, bu tabir bana ait. Külliyatı yok, ünsiyeti hak. Ünsiyet var da ünsiyeti hak. Bir ruh namaza ünsiyet etmişse, ezan vakti, namaz vakti girdiği zaman sıkılır. Kılmama nispetinde. Kıldıkça müjde olsun sana. Ezan abi benim şeyi vardı namaz konusunda. Mesela bazıları namaz vakti girer, namazı kılacak, vaktinde kılacak fakat bekletir. Diyelim ki o noktada bir zafiyeti var. Mesela bende şöyle bir şey var. Her namazın bende şeyi var. Diyelim ki medresede tabii ki ezan okundu mu namaza durulur. Fakat hariçte dışarıda olduğun zaman belli bir süre koymuşum. Akşam namazında şu kadar. Öğlen namazına şu kadar. Onu geçmeyecek yani kesinlikle. Geçerse sıkıntı başlayacak. Çok güzel. Öyle tamam. Değil. Çok güzel. Kendisine şey koymuş. Beraber seyahat ettik değil mi? Seyahat ettik. Yani. Bak Ömer, Mevcim. Ne kadar ezan vaktinde telaşlı ve asabi oluyorduk. Sen de daha ziyade asabi vardın. Asabi oluyorum. Yani namaz vakti girdi. Ne olursa olsun ya. Ben bazen bakıyorum. Çık. Çek sahaya, çek yani. Namaz vakti girmek için çek. Vallahi işi değil ya Fıtri. Bunu beni yaratan Allah'a zatına yemin olsun ki Fıtri, sıkılıyorum. Namaz vakti girdi mi? Nasıl? Çok sıkılıyorum ya. Yani sanki kılınca böyle. Oh be ya. Çok rahatlatıyor. Ya bu nasıl bir şey? Bunsuz nasıl yaşanıyor? Aklım alıyor mu? Allah Kur'an şahit olsun, aklım almıyor. Namaz kılmayan insanlara hayret ediyor. İşte onu aklım almıyor. Nasıl kılmaya, kılmamaları? Nasıl oluyor, nasıl yaşıyor? Ruh nasıl yaşıyor yani? Nasıl intihar etmiyor? Nasıl intihar etmiyor o ruh? Nasıl yaşıyor? Nasıl intihar etmiyorlar? Ama helal olsun yani ne kadar? Ya şu helal olsun şu. Bu kadar uğraşıyoruz ruhu bozmak için senelerce. Ulan ne kadar sağlam ruh ki hala bozulmadı tam ya. Nasıl bir kaliteli ruh var ki? Bir de namaz kılan, derslere giden, vesveses olan, abi ben intihar edeceğim, bilmem ne yapacağım. Lan istesen yapamazsın adam namazsız, niyazsız. Bu kadar ruhu senelerce tahrip ediyor, gene bozulmuyor ya. Tam bozulsa intihar edecek. O kadar kaliteli ruh var. Lan sen öyle şeytan yapıyor sana. İstesen intihar edemezsin, korkma ya. Evet. Demek ki namazın vaktinde kılmaktan o külli, umumi cemaati dahil oluyorsun. Abi. Evet, o iyi. 5-10 kişi veya 100 kişi, 50 kişi kılarsın. Tek olsan da o külli kainattaki cemaate ben mektubatta orayı mı açtın diye söyledim. Yani İyyâke ne var? Ha, 3 cemaat. Eğer namaz vakti geçti değil mi? O zaman 3 cemaatta mahrum oluyorsun. Evet. Tek oluyorsun. Onun için buhran geçiyorsun. Tek olsan vakti gidecek, kılmak. Eğer vaktinde kılarsan, ustattan ben Hüsnü abiden bir hatıra nakledim kesin. Barlaya gidiyoruz diyor, ben şoförüyüm diyor ustadı. Kar var diyor dışarıda. Ezan okundu, hemen çekin diyor. Ustadım dedi, 10 dakika sürmez dedi. Barlanın köyün altındayız. Ha gözüküyor. Çeçeli, çek.
kesinlikle karın üzerine hemen attı seçadı. Beyan çıkacağız daha iki viraj dönüp oradayız. Üç cemaat azime var Nada. Değil mi? Kendi zerratı. Müslümanların. Bir de ki kimindi? Kainatın mıydı? Evet. Peki. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temâs-selâvâ.